Evet. Nasıl tövbe edilir? Bir günah işledim diyelim ki. Evet. Allah'ın da... Allah hiçbir günahtan hoşlanmaz ama. Ama bir tek şirkle bana gelme diyor değil mi hocam? Yüce Yaradan. Tabii o bizim dilimize alıştırdığımız bir şey. Yani şirkle gelme ama istediğini yap demektir o. Yok. Yok öyle demek istemedim ama. Evet. Yüce Yaradan. Sen öyle demek istemedin de. Yani bir kısım vatandaş ya şirk koşma da. Şirk koşmayalım mı? Hep lünane yiyelim olur mu öyle şey? Estağfurullah ama Nisa suresinde ne diyor? Ne diyor? Bir tek bana şirkle gelme diyor. Öyle demiyor mu? Yok bir şey demedim. Hocam bugün de siz de bir şey söylüyorsunuz. Vallahi bir şey demedim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Her türlü günah aslında tövbeye girdiğinde kabul olabiliyor. Şirk hariç mi? Yani evet. Allah'a şirk koşmak, onu da bir açıklayalım. Allah'a şirk koşmak ne demek? Allah'a şirk koşmak iki veya üç Allah kabul etmek. Hani baba, oğul, ruhul kudüs diyorlar ya. Üç tane Allah. İşte o üç Allahlılar dünyayı der diyor şimdi. Yani tek Allahlılar ahmaklıkların yüzünden birlik olamadıkları için üç Allahlılar dünyaya fervan okuyorlar. Dünyayı idare ediyorlar. Onun için de birazcık da Müslüman böyle düşünmeli ya. Yani tövbe ya Rabbi tövbe ya. Tamam tövbe de. Tövbe et ama adam gibi tövbe et. Bir daha o günaha dönme. Ramazan'da tövbe et, bayramdan sonra yeniden başla. Yapma bunu. Şey mi derler hocam, tavuk tövbesi mi derler? Ona her sürü tövbe derler. Beyaz tövbe derler, tavuk tövbesi peki, derler filan. Gerçekten tövbe etmek nedir? Gerçekten bir tövbe etmek nedir? Bir günah işlediyse nasıl tövbe eder? İlk tövbe eden kimdir diye sorsan ondan sonra onlara girsek nasıl olur? Ha size sorayım, bana sormayın da. Kim ilk tövbe eden? Bana sor. İlk tövbe eden kimdir? Kimdir? Ha. İlk sordum. İlk tövbe eden Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Öyleyse doğru. Tövbe kimin ağzından ilk defa çıkmış? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ağzından ilk defa Hazreti çıkmış. Cenab-ı Hakk'a ilk defa o tövbe etmiş. O ya zalemne enfüsena ya Rabbi biz kendi kendimize zulmettik demiş Hazreti Adem. Bizi affet demiş Hazreti Adem. Şimdi biz de diyoruz ki ya Rabbi ben kendi kendime zulmettim. Beni affet ya Rabbi. Amenna ve saddakna diyor kulum. Sen tövbe et. Elini kaldır. Ben senin elini boş çevirmeye haya eder utanırım diyor Allah. Bak kutsi hadis bu. Kulum elini açar da benden bir şey isterse ben onun elini boş çevirmeye haya eder utanırım diyor Allah Teala. Ama sen bugün tövbe ediyorsun. Yarın sabah kalktığında aynı nane yiyorsun. Öyle olur mu? İşte o zaman ne oluyor o tövbe? Tövbe ettim kabul olmadı tövbe. Tövbe ettiğinde kabul olmasının üç tane şartı var. Üç tane. Tövbe ettiğinde kabul olmazsa. Kabul olmasının üç şartı var. Bir, işlenilen günahı terk edip ondan el etek çekmek. Terk edip el etek çekmek. Yani bir daha aynı günaha dönmemek. Yani atıyorum kötü bir alışkanlığım varsa bir daha ona el uzatmamak. Tabii el uzatmamak. Sık yalan söylüyorsan bir daha asla yalan söylememek. Bizim saygıdeğer seyircilerimizden hanımlar olsun erkekler olsun en çok yemin ettikleri, tövbe ettikleri şey sigaradır. Tabii en çok ona tövbe ederler. Efendim bir saat, iki saat, üç saat, beş saat içmezler ya efendim. Bir gün sonra veya altı, yedi saat sonra. Tam sigaracı bir arkadaşlarıyla beraber olduklarında ya yak bir sigara der. Ona da tövbe ettim diyemez. Niye? Yani ya dönersen o zaman dönersen ne diyecek? Ya hani sen tövbe etmemiş miydin? Şimdi nefsi de istiyor biraz onu yapmayı. İstediği için. Dürtüyor işte. Dürtüyor. Ha işte ama bütün mesele nedir biliyor musun? Bütün mesele şurada bitirmek. Burada bitirmek. Yapmayacağım ben bu işi demek. Bu işi yapmayacağım dedin mi tamamdır. Peki bir. İrade kuvvetli bir irade. Sağlam bir irade. Günahtan ele tek çekmek. Bir. İki. Efendim onu iki. İşlediğine içtenlik yani bir günahı işlediğine içtenlikle pişman olmak. Zaten pişmanlığın bir adı da pişmanlığın bir adı da efendim tövbedir. Yani bir suçu işlediğinde şöyle içine çünkü senin iç alemin önemli. İçinde bir şey cız ediyor ise, bir pişmanlık varsa tövbe odur zaten. Yoksa ya Rabbi tövbe ettim, istiğfar ettim falan diye ondan sonra aynı şeyi bir daha yap o değil. Şurada hissedecek. Bir yürek acısı başlıyorsa. Bitti tabii. Doğru. Yani ayağımıza diken battığı zaman beynimizde nasıl haber veriyor ise o suçu işlediğimizde gönlümüzde, doğru. Kalbimizde bir sızı meydana geliyor ise o tövbedir işte. Peki.